Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden bahsedeceğiz. Öncelikle Türk Edebiyatı'nın dönemlerine şöyle bir bakalım. İlk ana maddelere özellikle takılacağım. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk Edebiyatı, Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı. Dikkat edin, ilk iki dö ana dönemimize İslamiyet öncesi ve İslam şeklindeki ifadelerden de anlaşılacağı gibi din hakimdir. Üçüncüsü ne ise daha çok bir medeniyet, bir kültür dairesi e, hakimdir. Belirleyici unsurdur daha doğrusu. Bunlar önemli ipuçları arkadaşlar. Sırf başlıklara bile baktığımızda aslında birçok şeyi söyleyebiliriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü edebiyatın klasik, o basit tanımına bir bakın. İnsanın veya toplumun duygu veya düşüncelerini sözlü ya da yazılı olarak etkileyici bir biçimde dile getiren sanat dalı. Özellikle duygu ve düşünce ifadesine takılmak istiyorum. Edebiyat duygu ve düşünceleri dile getiriyorsa eğer din duygu ve düşüncelerin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam inancına göre hareket etmeye, düşünmeye, giyinmeye, oturup kalkmaya başladılar. Hatta günü bile ona göre böldüler. Ayları bile ona göre böldüler. Bir Ramazan ayına özel bir anlam yüklendi. Dolayısıyla onun çerçevesinde yeni bir kültür, yeni bir edebiyat oluştu. Ahmet Rasim'in Ramazan sohbetleri olur muydu eğer İslam olmasaydı Osmanlı? Bunun gibi. Kastettiğim şey tamamen bu. Edebiyatın toplumun ürünü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla toplum yaşamında ortaya çıkacak değişik şeyler, örneğin coğrafi değişiklikler, siyasal, toplumsal gelişmeler, dille alakalı bir takım gelişmeler, değişimler, kültürle alakalı değişimler, tabii ki edebiyatı da derinden etkileyecek. Savaşlar, göçler, din ve medeniyet değişiklikleri edebiyatta farklı şekillerde yansır. Bazen edebiyatın içeriğini, Bazen özelliğini değiştirebilir, biçimini değiştirebilir. Dolayısıyla bütün bunların sonucunda da edebiyat tarihinde dönemler meydana gelir. Az önce o geniş şemayı gördüğümüz dönemler meydana gelir. Şimdi ilk olarak bakalım bizim özellikle Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında neler ölçüt olarak kabul edilmiş. İlk sırada az önce de belirttiğim gibi din değişikliği karşımıza çıkıyor. İslamiyet'in kabulünden önce de Türklerin birkaç defa din değiştirdiğini biliyoruz. Şamanizm, Manizm, Budizm gibi. E, tabii ki bu dinler Türklerin yaşantısı içerisinde e, önemli bir yere sahipti. Fakat birbirine benzer nitelikte olan ya da Türk toplumunu aslında çok da derinden etkilemeyen e, bazı şeyler de, değişiklikler de meydana gelmiştir. Asıl köklü değişiklik bu anlamda 10. yüzyıldan itibaren İslamiyet'in kabul edilmesiyle kendini göstermiştir. Şimdi İslamiyet öncesindeki dinler bir tarafa, İslamiyet bir tarafa şeklinde bir durum söz konusudur buradaki ayrımda özellikle. Az önce de belirttiğim gerekçelerle. Kültürel değişim tabii ki kültür bir milletin dil, din, duygu, düşünce ve yaşayış tarzındaki bütünlük olarak tanımlanabilir. Edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki en önemli ölçütlerden birisi kültürel değişimdir. Kültürel farklılaşmadır. Tabii ki şimdi dikkat edin bir medeniyet dairesine giriyorsunuz. Göçebe kültür içerisinde yaşıyordunuz daha önceden. İslami kültüre dahil oldunuz. Daha sonra da batı kültürüne dahil oldunuz. Bunların her biriyle beraber aslında siz, bizler yeni bir edebiyat anlayışı içerisine girdik bunu belirtmek istiyorum. Bu da tabii ki dönem oluştu, oluşmasının neden oldu. Coğrafi değişim. Bir diğer önemli maddemiz. Türkler bildiğiniz gibi kavimler göçü nedeniyle e, özellikle Batı'ya doğru, Orta Asya'dan Batı'ya, Doğu'ya doğru hareket ettiler. Kuzeye doğru e, özür dilerim, Kuzeye doğru hareket ettiler. Dolayısıyla çok değişik noktalarda Türkleri bugünkü coğrafya içerisinde de görmek mümkün. Özellikle Doğu, Batı ve Kuzey Türkçesi olmak üzere 3 ana kola ayrıldığını bunun sonunda da Türkçenin biliyoruz. Coğrafi değişim önemli. Çünkü düşünün ki bir ev değiştirdiğimizde bile aslında huyumuz suyumuz değişiyor. Ya da hayata bakışımız değişebiliyor. Ee, yani komşularımız değişince kültürel anlamda da bunu düşünebilirsiniz tabi. Etkileşim değişiyor beraberinde coğrafya değişimiyle birlikte. Dolayısıyla dil açısından değişikliğe neden oluyor. Farklı bir kültür dairesine girmene neden oluyor. İlişkiler açısından çok etkili. Dolayısıyla edebiyatta ciddi anlamda etkileniyor. Bir diğer mesele dil anlayışıyla alakalı. Bir milletin dini, siyasi, sosyal hayatındaki değişimler aslında doğrudan dile yansır. Şimdi dikkat edin Türkler bir dönem Arap ve Fars Farslardan etkilendi. Dolayısıyla Arapça ve Farsça aldılar. Daha sonra bir bakıyoruz, bir, bir bakıyoruz ki işte Fransızlardan etkilenmişler, Kapitülasyonlar bile onlara e, mahsus özellikle ilk defa uygulanıyor ve Fransızca kelimeler hayatım, hayatımıza giriyor, özellikle servet fırıncıların çokça kullandığını biliyoruz bunu. İşte ilk azınlık okullarının yine Fransızlara yönelik açıldığının farkındayız. Fakat daha sonra İngiliz hakimiyeti hayatımız içerisine söz konusu olmuştur. Tabi dilimize de bu yansımıştır. İngilizceden de dilimize çok kelime geçmiştir. Dolayısıyla bu değişimlerin hepsi dile yansımakta. Bu da edebiyatın dönemlere ayrılmasında bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Son maddemiz sanat anlayışındaki değişiklikler. Türklerin her dönemde sanat anlayışındaki farklılıklar edebiyata da yansımıştır. Özetle burada söylememiz gereken şu ki, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında milletin kültürel faaliyet alanına giren her türlü unsur bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Sanat anlayışının değişmesi örneğin batı etkisindeki Türk edebiyatına bakalım sadece o noktada bile. Bir yandan baktığımızda tanzimat edebiyatı var bir yandan da ondan çok uzak duran bir servet fünun söz konusu ve ondan çok çok uzak duran bir milli edebiyat anlayışı beraberinde. Bu sanat anlayışının yani sanata duruşunun değişmesiyle örneğin çok basit yine bir başka örnek vereceğim. Toplum için sanat mı yoksa sanat için sanat mı? Bu sanat anlayışıyla alakalıdır ya da edebi akımlar yine bununla alakalıdır. Dolayısıyla e, hep e, dönemlerin oluşmasında etki sahibi olmuştur. Örneğin dikkat etsenize İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında halk edebiyatı var divan edebiyatı var. Halk edebiyatı sa, e, toplum için sanat. Divan edebiyatı ise sanat için sanat anlayışına sahip. Bu bile bizim için sanırım yeterli bir örnek olacaktır. Bunca örneğin üstüne. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olur. Bu dersimiz sizler için başarılar diliyorum. İyi olumlu yöndeki yorumlarınızı merak ediyorum bekliyorum. mümkün olduğunca hepsini okuyorum. karşılık veremesen bile emin olun ki e, gönlümde yer ediyor ve bana kılavuz oluyor birçoğu. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. <laughs>